Selam herkese, ben Emre. Eğer rekabetçi oyunlar oynuyorsanız klavyenin ve mouse'un önemini biliyorsunuzdur. Yani bazen deriz ya işte klavye basmadı, mouse'a tıkladım ama ateş etmedi gibi şeyler söyleriz. İşte bunun asıl sebebi input delay'dır. Yani mouse ve klavyemizin gecikme süresidir. Ve ben de bugün sizlere nasıl klavye ile mouse'unuzun input delay'ını yani gecikme süresini yok edebileceğinizi ve böylelikle klavye ile mouse'unuzun performansını en yüksek seviyeye çıkararak gecikme süresini sıfıra indireceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce daha fazla bu ve bunun gibi eğitici videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar videoda bazı programlar ve dosyalar kullanacağız. Bunun için ben bir tane paket oluşturdum ve bu paketi indirmeniz için Discord sunucumda bir oda oluşturdum. Paketi indirmek için Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın öncelikle. İlk olarak yapacağımız işlem için Filter Case uygulamasını açın ve göstereceğim ayarları aynen yapın. Program sayesinde klavyeniz daha hızlı algılayacak ve daha hızlı tıklayacaktır. Dilerseniz bunu yazı yazarak test edebilirsiniz. 2. X Mouse Control uygulamasını açınız ve öncelikle ayarlara, ondan sonra da Advanced kısmına geliniz. Ve burada da tekrardan size göstereceğim ayarları aynen uygulayınız. Bu program ise önceki programdan farklı olmak üzere mouse'unuzu hızlandırıyor ve mouse'unuzun gecikme süresini düşürüyor. 3. Dosyadaki Temp Files'a gelin. Ardından Device Cleanup Tool uygulamasını açın. Sonra üstten Device deyin ve Select All dedikten sonra Remove Selected diyerek tüm dosyaları silin. Ardından Disk Temizle kısmına gelin ve tüm gereksiz dosyaları temizleyin. 4. Daha deminki ayarı yaptıktan sonra önceki dosyaya gelin ve TVX kısmına geldikten sonra tüm dosyaları sırayla teker teker açınız. Windows Alt Red tuşuna basarak çalıştır kısmını açın, ardından regedit yazın ve açılan yerde HK Current User kısmına gelin, ardından kontrol paneli açın, ardından mouse klasörüne gelin, mouse hover time yazan dosyayı tıklayın, oradaki değer size 100 olacaktır, siz o değeri 10 yapın ve tamam deyin. Ardından desktop klasörüne gelin ve menu show delay dosyasını açın, buradaki değer size 0 olacaktır, bu değeri 10 yapın. 6. Windows arama yerine gelin ve klavye yazın. Ardından çıkan uygulamayı açınız. Yenileme gecikme süresiyle yenileme hızını en sona çekin. Yani kısa ve hızlı yapın. Ardından uygula deyin ve tamama basın. 7. Arama yerine aygıt yöneticisi yazın. Ardından klavyeler kısmına gelin. Ve klavyenize sağ tıklayıp özellikler deyin. Ardından güç yönetimine gelin ve iki tiki de kaldırın. Ondan sonra uygula deyip tamama basın. Ve bu ayarı mouse'unuz için de yapın. 8. Klavyenizin ve mouse'unuzun sürücülerini her zaman en güncel tutun ve RGB ışıklarını kapatın. Evet, klavyeniz ve mouse'unuzun RGB ışıklarını kapatmak gerçekten de klavyenizi ve mouse'unuzu hızlandırıyor. Birçok e-spor oyuncusu da bu nedenle klavyesini ve mouse'un ışıklarını kapatıyor. 9. Oyuna girmeden önce Timer Resolution programını açın ve ardından maksimum kısmına tıklayın. Bu program sizin klavyenizin ve mouse'unuzun input delay'inin gecikme süresini azaltarak maksimum hızda performans göstermenizi sağlayacak. Oyun oynarken bu program arkada açık kalmalıdır. Arkadaşlar küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra ayarların işe yaraması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız lazım. Ve bilgisayarınızı her yeniden başlattığınızda Filter Case uygulaması sıfırlanıyor. Bu uygulamanın ayarlarını tekrardan yapmanız gerekiyor ama merak etmeyin, zaten en fazla 30 saniyenizi alır. Evet arkadaşlar, bugün sizlere 9 adımda nasıl klavyenizin ve mouse'unuzun input delay'inin yani gecikme süresini yok edebileceğinizi gösterdim. Daha fazla bu tarz eğitici videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.